Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 12. sınıf coğrafya ve AYT coğrafya konuları içerisinde yer alan küresel ticaret konusunu işleyeceğiz. Peki bu dersimizde neler öğreneceğiz? Hemen ona bakalım. Ticaret nedir? Ticaret nasıl başlamıştır? Küreselleşme ne demektir? 5 büyük uluslararası ticaret bölgeleri hangileridir? Büyük uluslararası ticari örgütler hangileridir? Sorularına cevap arayacağız. Hemen ticaret nedir sorusunun cevabıyla başlayalım. Arkadaşlar ticaret kişi ya da toplumların kazanç sağlamak amacıyla bir yerden bir yere taşıdıkları her türlü ham ya da işlenmiş mal, hizmet, yiyecek içecek gibi şeylerin alım satımını ve değiş tokuşunu kapsayan ekonomik bir etkinliktir. Şimdi ticaretin gelişimine bakalım. Ticaretin gelişimi eski çağlarda insanlar üretim faaliyetlerine başladıklarında ellerindeki ihtiyaç fazlası ürünleri gereksinim duydukları başka ürünlerle değiş tokuş ederek ticaretin başlamasını sağlamışlardır. Paranın icadıyla ticari faaliyetler bambaşka bir boyut kazanmıştır. Arkadaşlar ticaretteki en büyük değişim Batı Avrupa'da sanayi devriminden sonra gerçekleşmiştir. Buhar gücüyle çalışan makinelerin icadıyla seri üretime geçilmiştir. Üretimdeki artışın bir sonucu olarak ulaşım da gelişmiştir. Üretilen her türlü ürünün tüketiciyle buluşması kara, hava, demir ve deniz yollarındaki hızlı ve güvenli taşımacılıkla sağlanmıştır. Ticaretin gelişmesindeki bir diğer husus nüfus yoğunluğudur. Ticari faaliyetlerde arz, yani üreticinin piyasaya sürdüğü ürün miktarı ve talep yani tüketicinin istemi son derece önemlidir. Arz ve talebin çokluğu ürün miktarını ve çeşitliliğini önemli ölçüde etkiler. Görselde sanayi devrimi ile birlikte yaşanan gelişmeler sonucunda fabrikalarda seri üretime geçilmiştir. Görselde bunu görmekteyiz. Yine bir başka görselde sanayi devrimi ile birlikte buhar gücünün kullanılması ulaşım sistemlerinde önemli gelişmeler sağlamıştır arkadaşlar. Şimdi dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel ekonomideki yerine bakalım. Önce küreselleşme nedir onu öğrenelim. Küreselleşme mal ve hizmetlerin, paranın, teknolojinin, kültürlerin, ülke sınırları düşünülmeksizin akışı ve aktarımı olarak tanımlanabilir. Teknoloji ve iletişim araçlarındaki hızlı gelişme dünyayı sık kullanılan tabiriyle küresel bir köy haline getirmiş, uzakları yakın etmiştir. NASA'nın uzay araştırmalarıyla ilgili yaptığı herhangi bir açıklamanın Azerbaycan'ın bir kasabasından dünya ile aynı anda öğrenilebilmesi veya pek çok dile çevrilmiş bir kitabın dünyanın çeşitli ülkelerindeki insanlar tarafından okunması Küreselleşmenin bir sonucudur. Bilgilere ve olaylara bu denli çabuk ulaşma kültürel aktarımı da hızlandırır. Çeşitli ülkelere ait gelenekler, müzikler, yayınlar, söyleşiler, filmler ve diziler hızla yayılmakta ve farklı kültürlerce benimsenmektedir. Kültürümüze has bir yiyecek olan dönerin diğer dünya ülkelerinde Turkish kebab olarak adlandırılması ve dünya mutfaklarında yer edinmesi Küreselleşmenin bir sonucudur. Ekonomik anlamda küreselleşme ise ülkeler arasındaki gümrük uygulamaları ve kotalar gibi kısıtlayıcı unsurların ortadan kaldırılarak paranın ve her türlü ürünün uluslararası dolaşımıdır. Küreselleşme sonucu üretim sadece iç pazara değil, dünya pazarlarına yönelik yapılır. Küreselleşme ile ürün çeşitliliği artar ve rekabet sonucu kaliteli üretim gerçekleşir. Zamanında teslim ve satış sonrası destek gibi uygulamalar ile müşteri memnuniyeti üst düzeye taşınmaya çalışılır. Bu durum ticaretin küresel ölçekte gelişimine katkı sağlar. Şimdi dünya ticaretine yön veren uluslararası bölgeler ve kuruluşlara bakalım. Uluslararası ticaret bölgeleri şunlardır arkadaşlar. 5 büyük uluslararası ticaret bölgesi vardır. Rusya Ukrayna ticaret bölgesi, Kuzey Amerika ticaret bölgesi, Uzak Doğu ticaret bölgesi, Batı ve Orta Avrupa ticaret bölgesi, Orta Doğu ticaret bölgesi. Dünyada ticaretin ve sanayinin en yoğun olduğu 5 önemli bölge vardır. Tamamı kuzey yarımkürede olan bu 5 bölge yandaki görselde de görülüyor ve söylemiştik. Uluslararası ticaret ya da Dış ticaret denildiğinde genellikle akıllara kahve, muz, petrol, otomobil ve giyim gibi dünyanın her yerine gönderilen ürünler gelir. Oysa ki son yıllarda hizmet sektörü uluslararası yatırımlarda çok büyük bir paya sahip olmaya başlamıştır. Tıbbi hizmetler, bilgisayar programcılığı, iş danışmanlığı, reklamcılık, mimari tasarım, film ve eğlence sektörü küresel pazarda büyük talep görmektedir. Ticaret bölgeleri dünyadaki ekonomik gücü elinde bulunduran ülkelerden oluşur. Dünya ticaretinin %87'si Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika ülkeleri tarafından gerçekleştirilir. Bölgelerin dünya ticaretindeki paylarına baktığımızda Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika diğer bölgelere göre yaklaşık ticaretin %87.7'sini oluşturmaktadır. Şimdi Uzak Doğu ticaret bölgesine bakalım arkadaşlar. Günümüzde ekonomik faaliyetlerdeki en hızlı yükseliş başta Japonya olmak üzere Doğu Asya ülkelerindedir. Japonya dışında Asya Kaplanları olarak bilinen Tayvan, Singapur, Hong Kong ve Güney Kore Doğu Asya ticaretindeki hızlı yükselişi ciddi bir ivme kazandırmıştır. Günümüzde üretim denince akla ilk gelen ülke olan Çin, ekonomi politikasındaki reformla dışa açılmış ve son 40 yılda ciddi bir büyüme kat etmiştir. Ülke nüfusunun çok fazla olmasından dolayı iş gücündeki ucuzluk dünyadaki pek çok şirketin fabrikalarını Çin'e taşımasını sağlamıştır. Tarım, sanayi, ve hizmet sektöründeki artan büyüme Çin'i üretimde dünyanın en büyük gücü haline getirmiştir. Küreselleşen dünyada devletler, ülkeler arası ekonomiyi canlı tutmak adına bir takım ticari birlikler oluşturmuşlardır. Bu ticari örgütlere bakalım. Avrupa Birliği pembe renkle gösterilmiş, yeşil renkle Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi, sarı renkle Güney Ortak Pazarı Uluslararası önemli ticaret örgütlerinin olduğu yerlerdir. Şimdi üye devletler arasında gümrük birliği ve vergi indirimleri gibi bir takım imtiyazlar sağlanan bu birliklerden bazılarına bakalım. Avrupa Birliği haritadan da baktığımız Avrupa kıtasında yer alan bir birliktir. Ayrıntısına bakalım. Avrupa Birliği'nin temeli 1951'de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun kurulmasıyla atılmıştır. Topluluk 1958'de Roma Antlaşmasıyla üye ülkeler arasında ortak gümrük rejimi hedefleyen iş gücü, hizmet ve sermaye dolaşımına izin veren Avrupa Ekonomik Topluluğuna dönüşmüştür. 1992 Madrid Antlaşmasıyla üye ülkelerin 2000 yılından sonra tek para ve tek bayrak kullanılması, sınırların kaldırılması ve askeri bakımdan güvenliğin sağlanması amaçlanmıştır. Birlik 1994 yılında Avrupa Birliği adını almıştır. 28 üye ülkeden oluşan Avrupa Birliği, dünya nüfusunun yaklaşık %7'sini temsil etmesine rağmen dünyanın en büyük siyasi ve ekonomik örgütlerindendir. Avrupa Birliği, 16.3 trilyon dolarlık gayri safi yurt içi hasıla ile ABD'den sonra en büyük gayri safi yurt içi hasılaya sahip bölgedir. Yaklaşık 512 milyon tüketici kapasitesi ve 1.8 trilyon avroluk bir ithalat hacmi dünyanın en önemli pazarlarından biri olan Avrupa Birliği enerji ve ham madde Yatırım malları, kimyasal ürünler ve tarım ürünleri gibi pek çok ürün ithal ederek dünyadaki diğer ihracatçılar için ekonomik girdi sağlamaktadır. Şimdi ikinci bölgeye bakalım. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi yani NAFTA. Hemen haritadan bakalım. Kuzey Amerika kıtasında Meksika, ABD ve Kanada tarafından oluşturulan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi yani NAFTA. Hemen detaylarına bakalım. 1 Ocak 1994'te ABD, Kanada ve Meksika tarafından üye ülkeler arasındaki gümrük vergileri gibi ticari engelleri kaldırılması amacıyla kurulmuştur. NAFTA'nın amaçlarından biri Kuzey Amerika kıtasında ekonomik ve toplumsal istikrarın sağlanmasıdır. Yürürlüğe girdikten sonra Kuzey Amerika'nın ticaret hacmini %75 oranında artıran NAFTA bölgede önemli bir pazar olarak ticaret hacmini genişletmiştir. Güney Ortak Pazarına yani Mercosur'a bakalım. Güney Amerika kıtasındaki ülkelerin üye olmasıyla oluşturulmuştur. Hemen detayına bakalım. 26 Mart 1991 tarihinde kurulmuştur. Birliğe üye Güney Amerika ülkeleri arasında serbest ticaret dolaşımını ve gümrük birliğini içeren ticari bir ortaklıktır. Ekonomik hacmi ile Avrupa Birliği ve NAFTA'dan sonraki en büyük ticari oluşum olan Mercosur, yalnız üye ülkelerle değil, bölgesel ve küresel ticari bloklar ve diğer dünya ülkeleri ile de ekonomik işbirliği yapmaktadır. Evet arkadaşlar, bu dersimizin de sonuna geldik. Bir başka derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.